Bahadır Erdem'in de yine uzun bir açıklaması var. O da partiden istifa ettiğini açıklıyor. Bahadır Erdem. Ee, öne çıkan vekilleri arasında yer aldığı özellikle televizyon programlarında tartışma programlarına çok sık çıkardığımız bir hukukçuydu. Sonrasında siyasete atılmaya karar verdi ve az önce yaptığı bir açıklamayla partiden ayrılmaya karar verdi. Bir istifa daha geldi bugün yani Durmuş Yılmaz'dan sonra e, İyi Partiden e, Bahadır Erdem de istifa etti. Bakın şöyle diyor. Şöyle hızlı bir bakıyorum çok uzun bir e, açıklaması var. E, siyasete dahil olurken niyetim aynı ömrümü anladığım hukuk hocalığı, hocalığımda olduğu gibi memleketimize ve yarınlarına faydalı olabilmek. Bu ülkenin bana sağladığı imkanlar sayesinde sahibi olduğum bilgi ve deneyimi ülkemizin ve milletimizin yararı için kullanmak. Türkiye'mizin son yıllarda geçtiği zorlu dönemi atlatma ve adil bir hukuk devleti yapısının yeniden sağlanması aşamasında taşın altına elimi koymaktı. İşte bu hedefle çıktığım İyi Parti yolculuğunda memleketimizin dört bir yanını daha yakından tanıma, birçok dost edinme, partimizin çalışkan gençleri, umut dolu kadınları ve yüreği vatan sevgisiyle çarpan teşkilatıyla omuz omuza yürüme fırsatım oldu. Ve sonrasında devam ediyor yine Bahadır Erdem iktidar baskısı altında sıkışmış, yalnızlaştırılmış ve ekonomik anlamda buhrana sürüklenen vatandaşlarımıza umut olacak yeni başlangıçlar için gerekli adımları atmaktır bundan sonraki süreçte diyor ve fakat gerekli adımlar atılırken muhalefet partileri alacağı her kararı ince alayı eleyip sık dokumalı ve hasarı büyük olabilecek hatta geri dönüşü olmayan kararlardan uzak durmalıdır ifadesini kullanmış. Ee, ve Burada hızla bakıyorum. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin muhalefette kalmasının seçmenimizin moral ve yaşam dengeleri açısından büyük bir katkı sağladığı, aşiker olduğu gibi iktidarın da ülkenin üzerinde kurduğu baskı rejiminde gücünü zayıflattığı bir gerçektir. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın iktidarın tüm engelleme çabalarına rağmen son derece başarılı e, belediyecilik faaliyetleri gösterdiği iki şehrimizin sakinlerinin de malumudur. Hatta bu sevgi kendi şehirlerini aşmış ve bu yüzdendir ki Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş partimizin girişimleriyle 2023 genel seçimlerinde milletimize icraatçı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilmiştir. E, fakat e, yine devam edeyim. Ancak 2024 yerel seçimlerinde aday çıkarma kapsamına tüm illerin alınması ısrarı maalesef İstanbul ve Ankara'nın muhalefette kalmasını riske atmakta ve son dönemde anayasa hususunda bilinçli olarak yaratılan büyük devlet krizini de göz önüne bulundurduğumuzda hukuk tanımaz AKP rejimi için yeni fırsatlar doğurmaktadır. Bu çerçevede İyi Parti'ye katıldığım günden bu yana hedefi bir, yıl, bir yıldır devam eden bu iktidarı değiştirmek olan, ülkemizde yeniden demokrasi ve hukuk devletinin sağlanmasını amaçlayan bir siyasetçi, bir hoca ve bir hukukçu olarak mevcut kazanımların riske atılmasını kabul etmem mümkün değildir. İfade etmek isterim ki bütün olanlara rağmen dürüstlüğün, şeffaflığın, vatan ve millet sevgisinin hala siyasette geçer hakçı olduğuna olması gerektiğine inancımı sürdürmekteyim diyor ve istifa ettiğini açıklıyor. Yani İyi Parti'nin Yerel seçimlerde 81 ilde aday gösterme kararını eleştiriyor Bahadır Erdem. Özellikle de İstanbul ve Ankara üzerinden eleştiriyor. Ve e, Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş vurgusu yapmış orada. E, dolayısıyla bu yerel seçimlerin Ankara ve İstanbul açısından önemini de vurguladıktan sonra partisinin aldığı şu anda mevcut pozisyonuna yönelik bir eleştiri dile getiriyor. Ve Durmuş Yılmaz'dan sonra Bahadır Erdem de İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklıyor. E, ve e, bu istifa ile birlikte İyi Parti bugün iki önemli ismini kaybetti. Bakalım nasıl tepkiler gelecek? Nasıl değerlendirmeler gelecek?